Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi 31. söz Miracı Nebevi'ye dairdir. Evvela şunu ifade edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu birinci derste biraz ayrıntılı gideceğiz. Daha sonra inşallah okumaya hızla devam edeceğiz. Şimdi malumunuz, yani iki kelimeyi ezberlememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de de ikisiyle alakalı hem surenin önemli bir kısmı var, Necm suresi, hem de sure-i İsra ki koskoca sure onun adıyla anılmış. İki kelime, biz daha ziyade Miraç kelimesini ezbere biliyoruz. Birisi İsra kelimesi, birisi de Miraç kelimesi. İsra kelimesi gece yürüyüşü, gece seyahati demek. Sebebi de Sure-i İsra'da anlatılacak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Hani'nin evinde biliyorsunuz yani istirahat halindeyken Cebrail aleyhisselam gelip Burak'la onu alıp Mescid-i Aksa'ya kadar götürmesi o gece yürüyüşü sebebiyle biz ona İsra diyoruz. Kur'an-ı Kerim diyor ona. Okuyacağız bunu. İkincisi ise Miraç. Miraç'ın kelime manası merdiven, asansör demek. Kelime manası. Biraz sonra tartışacağız. İslam alimlerinin görüşlerinde aldım farklı Türkçe kaynaklardan da aldım. Arapçayı da var. Baktım ki maşallah bazı Türkçe kaynaklar Arapçalardan daha kaliteli bilgi açısından. O da sevindirici bir şey. Yani Elmalı'nın mesela tefsiri. Özellikle Necm suresi. Çok muhteşem bir tefsir yapmış. Allah ona rahmet eylesin. Yani öyle. Şimdi tabii ikincisi de Miraç. Miraç demek yani yükselinen şey veyahut da işte yükselmek veyahut da asansör veya merdiven. Yani İslam alimleri ihtilaf etmişler. Yani acaba Burak'la mı devam etti yoksa Miraç denilen bir vasıtayla mı? Yani Cenab-ı Hak manevi bir asansör demek lazım. Cenab-ı Hak istedikten sonra istediği gibi yükseltir, kainatı gezdirir yani. Ama bizim Miraç deyince aklımıza gelmesi gereken Mescid-i Aksa'dan sonraki seyahat kısmı. Anlatabildim mi? Burada bir de bazı farklı görüşler var. Biz ona aldırmıyoruz yani. Acaba cismani mi olmuş, ruhani mi olmuş? Bazı böyle Avrupa'da yaşayan İslam alimleri, Muhammed Hamidullah gibi, yani güya Avrupalılara meseleyi aklen izah edebilmek için yani ruhani olduğunu söylemişler ki Üstad 31'in sözün başından sonuna kadar buna karşı çıkıyor. Hayır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç kısmında da ötekinde ihtilaf yok. Yani İsra kısmında hem cismani hem ruhani. Ama bazı işte farklı görüşler böyle. Orada Üstad Hazretleri hayır cismanidir diyor. Önce bir mukaddime var. Bu mukaddime aslında demek ki kısaca yani İsra ve Miraç denilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kainat seyahatini konuşacağız. Yani bu ağır bir mevzu. Fakat Bediüzzaman Hazretleri önce tıpkı kader meselesi gibi bir mukaddime kaleme almış. İhtar demiş. Bu aynen kader meselesindeki gibi. Hiçbir farkı yok. Onu okuyalım. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki surede beyan edilen meseleye geçelim. Biliyorsunuz Miraç hadisesi 621. miladi yılda Recep ayının 27'sinde tahakkuk eden bir olay. Şimdi tabi hicretten bir yıl veya 16 ay önce meydana gelmiş. Hicret biliyorsunuz 622 yılında gerçekleşmiş. 621 yılında bu Miraç olayı meydana gelmiş. Tabi Miraç derken birkaç tane hadise var burada. İnşallah hepsini sırasıyla okuyacağız. Bunlardan birincisi İsra olayı. İkincisi tabi Miraç olayı. Üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelip de kime anlatayım demesi. Yani kim beni dinler meselesi. Ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın olayını anlatacağız. Neden Ebu Bekir'i Sıddık denildi? Onun hikmetini beraber tekrar edeceğiz o hatırayı. Arkasından tabi çok önemli bir olay. Müşriklerin Mekke inan dinsizlerinin peygamberimizi imtihanı.
yani önce alaya almaları, daha sonra da yani sen Kudüs'ü gördüm diyorsun, tarif et bize bakalım. Arkasından işte bizim kervan yoldaydı, onu da gördün mü şeklinde dalga geçmeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle hadisenin ayrıntılarını anlatması, onları perişan etmesi. Bunları da bilmemizde fayda var. Böyle bir mukaddime yapalım ki üstadın daha sonraki izahları bizim için daha rahat olsun. Oldu mu efendim? Şimdi önce ihtar. Bu ihtar her şeyden önemli. Nedir o? Miraç meselesi. Genel manada miraç deyince hem İsra hem miraç kastediliyor. Genel yani, genelleme burada. Erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir. Tıpkı kader meselesi gibi. Biliyorsunuz erkan-ı imaniye iman esasları. Allah'a iman, ahirete iman, peygambere iman. E bir insan Allah'ın kudretinin nihayetsizliğine inanmazsa, ilminin, idaresinin, rububiyetinin, saltanatının sınırsızlığına inanmazsa, o insana Miraç'tan bahsetmek çok lüzumsuz. Dolayısıyla demek ki Miraç meselesi, iman rükünlerinin temel esaslarına iman ettikten sonra netice olarak ortaya çıkan bir iman meselesidir. Yoksa ahirete imanda veya peygamberlere imanda veya Allah'a, onun sıfatlarına ve isimlerine imanda şüphesi olan bir adama Miraç'tan bahsetmek manasızdır. Ve erkan-ı imaniyenin, iman rükünlerinin, altı iman rüknü nurlarından medet alan bir nurdur. Bu çok önemli. Ne demek efendim nurlarından medet alan bir nur? Üstad ileride misal verecek. Çok güzel bir misal. Yani diyor ki, dünya gibi, işte dünyayı biliyorsunuz ne kadar ağırlıklı olduğunu, dev bir şeyi, nedir, gemiyi veya uçağı saniyede diyor 35 kilometre hızla, normal yürüyüşle 25 bin senelik bir yolda, 25 bin senelik dediği dünyanın güneş etrafındaki döndüğü rota, bir sapan tavşı gibi çeviren Allah'ın kudretine diyor, Hazreti Muhammed gibi cismaniyeti bile maneviyat kazanmış, nuraniyet kazanmış bir zatı bütün mülkünde gezdirmesi nasıl akıldan uzak görülebilir diyor. Yani şimdi Allah'ın Kadir ismine inanacaksın ki oradan nur alıp buna iman edeceksin. Öyle, öyle o nurlardan medet alıyor. Çünkü erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen, iman esaslarını kabul etmeyen dinsiz mülhitlere, inkarcılara karşı elbette bizzat ispat edilmez. Tıpkı kader meselesinde anlattık elhamdülillah. Yani dört işlemi bilmeyene cebir problemi çözülmez. Çözdürülmez. Çözemez çünkü. Faiz işlemlerini yapamaz. Denklemleri kuramaz. Aynen öyle de dört işlem hükmündeki altı iman esasını kabul etmeyen bir din size kesinlikle anlatılamaz. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın, göklerin vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Neyi konuşuyorsun? Onun için Bediüzzaman Hazretleri mektubattaki bir mektubunda okuduk bunu kader meselesinde. Bu tür diyor kadere iman gibi, Miraç gibi meseleleri lütfen avam arasında münakaşa tarzında konuşmayın. Ben çok misal veriyorum, tekrar vereyim, zararı yok. Beni çok meşhur bir artist hanımefendi İslam'da kadın haklarını konuşmak üzere programa davet etti. Bir özel televizyonda. Bundan yani 15 sene önce yani veya 12 sene önce neyse. Şiddetle reddettim. Yani bir defa öyle bir elbiseyle çıkıyor ki o konuşmacılarının karşısına. Sen onunla İslam'da kadın hakları neyini konuşacaksın yani? Anlatabildim mi yani? Ne konuşsan zaten %100 karşı çıkıyor. Haliyle karşı çıkıyor yani. Yani bu çok yanlış. Yani o basit bir misal. Aynen öyle de. Allah'a iman etmiyor, ahirete iman etmiyor. Miraç'tan ne bahsedeceksin? Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. O iman esaslarını. Öyleyse biz ne yapacağız peki bu risalede? Miraç meselesinde istibad ile Allah'a iman ediyor, ahirete de iman ediyor. Ama Resulullah'ın kainatı çok kısa zamanda
Geri döndüm diyor, yatağım henüz soğumamıştı. Bu kadar kısa bir zamanda gezmesini, gezdirilmesini aklına sığdıramıyor. İstibat demek akıldan uzak görmek. Onlarla vesveseye düşen, yani şüphelenen bir mümini muhatap kabul ederek, ittikaz ederek ona karşı beyan edeceğiz bu meseleyi. Ara sıra, peki imansızları da ihmal edecek misin? Hayır. Ara sıra makamı istimada bulunan, yani dinleme makamında olan mürhidi, dinsizi de nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Ona da bir iki kelam söyleyeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın, miracın hakikatının bir kısım lemaları zikredilmişti. Hangisidir bu sözlerden birisi? Söyle bakalım Ahmet Bey. 24. sözün hatimesi. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin şeyi. 24. mektubu. Ha. Ama hakikatını kastediyor. Bak yavaş yavaş borçlanıyorsun üniversiteye. Ona göre. Söyle esas üstadın burada kastettiği hangisi? Allah. Namaz, namaz bahsi. Evet. Kısmen yani. %30 doğru var. Hani şeyde diyor ya password verirken zayıf bir password yani. Ulan keserler 12. söz. Doğrudan doğruya miraç meselesidir o. Yani orada biliyorsun miracın hakikatını anlatıyor. Tamam mı? Yani, latif olsun diye böyle şey yapıyorum. Sen şeysin değil. Doğru ama maşallah hepsini de saydı. Demek ki bazı sözlerde özellikle 12. sözde. Çünkü orada zikrettiği iki misali burada da verecek. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın, o dediklerin de doğru yani. 24. mektubun son hatimesi, o bahsettiğin namaz bahsi, hepsi doğru. Bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarıyla, kardeşlerimin ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve Kemalat Ahmediye'nin Hazreti Ahmet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yani kemalatının cemaline, onun nasıl güzellik, manevi güzellikler olduğuna birden bir ayna yapmak için inayeti, yardımı Allah'tan istediği. Biz de istiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Taberi'ye baktım. Yani bugün Kurtubi'ye baktım. Bugün beni Miraç meselesi meşgul etti. Fahrettin Razi'yi okudum. Her iki surenin de. Elmalı'yı okudum. Yani Elmalı'yı okudum. Tabi Elmalı cismani olduğunu kabul ediyor. Ruhani ve cismanidir diyor. Ama yani aciz bir üniversite talebesi haline düşmüş orada. O büyük allame yani. Aynı şey ruh bahsinde de öyle. Yani demek ki bu asırda ben Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini satır satır kelime kelime okuduk elhamdülillah. Tam 21 veya 27 mesele var çıkarmışım. O dev müfessir o meselelerde bir ilkokul talebesi kadar aciz kalmış. Bir tanesi ruhtur. Ruh meselesidir. Bir tanesi miraçtır. Bir tanesi haşirdir. Bütün bunlar da Bediüzzaman Hazretleri. Yani fersah fersah yani. Çok geçmiş. Hakikaten öyle. Onun için şimdi bazılarını da göstereceğim. Önce birinci ayağı görelim. Nedir birinci ayak? İsra ayağı. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Mescid-i Aksa'ya gelişi. Değil mi? Orada Kubbetü's Sahra'da o meşhur sert taşın üzerinden semaya yükselişine kadar olan kısım. İsra. Kur'an-ı Kerim bunu Sure-i İsra'da çok güzel açıklamış. Sübhanellezî esra bi abdihi. Tenzih ve takdis ederiz. O Allah'ı ki kulunu, yine baktım bugün Fahrettin Razi Hazretleri diyor ki abd kelimesini kullanması cismen de bu işin vaki olduğunun ayetteki açık beyanıdır diyor. O da enteresan. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gece vakti yürüttü. Leylen bir gece minel mescidil harami, mescidi haramdan ilel mescidil aksa. Mescid-i Aksa'ya kadar. Orada önemli bir şeye dikkat çekiyor. Ellezî o Mescid-i Aksa ki kelime manası Mescid-i Aksa'nın uzaktaki mescid demek. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye göre uzakta ya. O yüzden belki bu söylenmiş. Ben tefsirlerde şeye onu araştırmadım. Ellezî berakna havlehu.
Öyle bir Mescid-i Aksa ki biz onun çevresini mübarek kıldık. Üstad bunu mecma enbiya olduğu için diyor. Bir sebebi o mübarekliğin. Çünkü hakikaten İsrailoğullarının, peygamberlerinin yüzde denilebilir ki 80'i hep Kudüs'te gelmiş. Tabii. Yani oranın merkezi. Onun için Osmanlı Devleti mesela 4'e bölmüş Kudüs'ü. Öyle idare etmiş. 4 şey, ne derler, mahalle. Yani tıpkı Rotterdam'ın Zuid, West, Ost gibi 4'e bölmüş. Birisi Yahudi mahallesi. Onlara bütün mukaddes beldelerini, mabetlerini teslim etmiş. Bir diğeri Ermeni mahallesi. Onları ayrı tutmuş. Onun dışında diğer Hristiyan mahallesi, diğer Hristiyanlar yani Kıptiler, Süryaniler vesaire. Süryaniler genelde Ermenilerin içinde yer almış. Ve çoğunluğu 2/3 de Müslüman mahallesi. Asırlarca bu böyle kalmış. Herkesin mukaddes kabul ettiği mabede de sahip çıkmış. Bin küsur sene boyunca Müslümanlar. Hiç yıkmamış, yapmamışlar. Hatta Osmanlı Devleti özel tabur görevlendirmiş. Yani o barekna havlehu'dan çıktı bu yani. Peki niçin yaptık? Zaten miras risalesi tamamen bu sorunun cevabı. Linuriyehu soracak. Değil mi? Hikmet-i miraç nedir? Hakikat-i miraç nedir? Hep bu. Linuriyehu min ayatina. Ta ki o peygambere, burada zamir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bizim ayetlerimizi gösterelim diye. Üstad Hazretleri de bunu izah ederken, Miracı biliyorsunuz bir seyri sülük olarak vasıflandıracak. Nerede? Mevcudat tabakalarında ve mahlukat dairelerinde. Niçin? Kemalatı, rububiyeti, değil mi? Ve saltanatı müşahede etmek için. Allah'ın rububiyetinin, saltanatının kemaletlerini, eserlerini görmek ve bize de o nuru bir kısım nurlarla, müjdelerle gelmek için okuyacağız. Miracın tarifini Üstad Hazretleri ileride yapıyor. Biz bu derste onu okumayacağız. Niye? Çünkü tamamını okumaya karar verdik. Yani anlatabildim mi? Şimdi bunu kısaca ifade edeyim. İnnehu huvessemi'ul basir. Şimdi burada zamir şüphesiz ki o hem çok iyi işitir hem çok iyi görür. Bu zamir diyoruz biz buna Arapçada. İslam alimleri de ifade etmiş. Üstad da biraz sonra açıklayacak. Onun için ayrıntıya girmiyorum. İki şık muhtemel diyor. Ya Allah'a yöneliktir bu. O zaman manası şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izah etmiş. Cenab-ı Hak her şeyi gören ve işiten bir zat olarak Resulullah'ı kainat daireleri, mahlukat dairelerinde ve mevcudat tabakalarında gezdirirken, değil mi? Yani onu gören ve işiten bir zat olarak gezdiriyor, misafir ediyor. Onun izahını yapacak. Şayet peygamberimize yönelik ise, burada çok önemli, o zaman da, tabii kusura bakmayın, yani sen 3 yaşındaki bir çocuğu dünyaca meşhur bir bilgisayar fabrikasını gezdirirsen, ben Intel'e gittim, içeri sokmadılar. Sadece çay içme misafirhane kısmı var. Oraya bile ancak orada çalışan bir memurun izniyle girmek mümkün. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuğu Intel fabrikasını gezdirsen ne anlayacak Ali kardeşim? Senle beni gezdirseler ne anlayacağız ki? Anlamıyoruz. Anlıyor musun sen? Yok. İlla soracağız. Aynen öyle de bu kainattaki harika sanat-ı ilahiyeyi görebilmek için peygamberimizde öyle bir göz, öyle bir kulak olmalı ki onun için Kur'an-ı Kerim bu noktada Resulullah'a işaret ediyor diyor. Üstad da bunu açıklayacak. Buraya kadar anladık mı? Güzel. Şimdi burada bir kelime var. Acaba nasıl gitti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bura önemli. Biliyorsunuz yani burada Burak denilen bir vasıtayla gitti. Bu Burak at değil, eşek değil. Anlatabildim mi? Mercedes de değil. Yani onu bilemiyoruz mahiyetini. Yani bazıları berk kelimesinden, şimşek kelimesinden geliyor. Şimşek gibi giden bir vasıta. Burada şunu demek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Cebrail aleyhisselamın emri altında verilmiş manevi veya mahiyetini bilmediğimiz bir binek vasıtası. Böyle demek lazım. Anlatabildim mi?
Şimdi burada Mescid-i Aksa'ya kadar İsra Burak ile olmuş. Ha. Ondan sonra Miraç başlamış biliyorsunuz. Ebu Said'il Hudri Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis var. Beytül Makdis'te olanları, işte o yani barakna havlehu diyor ya, manevi hadiseleri bitirdiğim zaman bana Miraç getirildi diyor. Ondan sonra semavata gittim diyor. Anlatabildik mi meseleyi? Demek ki buraya kadar olan kısım bu. Ve bunu inkar eden küfre gider. Çünkü hiçbir alim bu İsra'nın hem manen hem cismen olduğunda ihtilaf etmemiş. Burayı anlatabildik mi? Hatta eğer şeyse ben şey yapayım, yani bu meseleyi sonunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüp anlattığında biliyorsunuz bazıları İslamiyet'ten yani tabii beş vakit namaz emri gelmiş, bunları anlatacağız. Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkmış, Kureyş'e haber vermeye başlamış. Ama bir kısmı inananlar bile mürted olmuş. Çünkü Kureyş'in ileri gelenleri Muhammed belirdi demişler, haşa. Şimdi bunun üzerine hemen Hazreti Ebubekir'e gitmişler, o ileri gelen kafirler. Hazreti Ebubekir'e demişler ki, arkadaşım neler söylediğini duydun mu? O da duymadım, anlatın bakalım. Yahu böyle böyle diyor. Eğer o bunu söylediyse şüphesiz doğrudur. Yani sen onu tasdik mi ediyorsun? Ben diyor onu bundan daha ötesi için tasdik ediyorum. Ahirete imana iman ediyorum. Allah'a iman ediyorum. Bu ne ki demiş yani. İşte hakiki imanın tereddüt etmesi bu. Allah'a iman eden için Miraç hadisesi zor bir zaman değil ki. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'in adı artık Ebu Bekir-i Sıddık diye yad edilmiş. Yani çünkü Resulullah'ı her halükarda tasdik ettiği için. Şimdi tabi Kureyş kabilesi içerisinde şeyi bilenler var. Beytül Makdis'e defalarca, Beytül Makdis dediğim yani evet Mescid-i Aksa, Kudüs'e defalarca gidenler var. Bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i imtihana başlamışlar. Yani sen böyle diyorsun ama yani söyler misin nasıldı? Cebrail aleyhisselam Beytül Makdis'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş. Kısa bir zaman içinde gördü Beytül Makdis'i. Gece orayı gören bir insanın kısa bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olmadan her şeyi hatırlaması mümkün değil. Beşeri kaideler içerisinde. Hemen Cenab-ı Hak mucize olarak karşısına Beytül Makdis'i getiriyor. Onlar soruyor, o Beytül Makdis'i teker teker anlatıyor. Diyorlar tanıdın ama bizim Kudüs'e doğru yola çıkmış, oradan gelmek üzere olan bir kervanımız var. O bizim için daha önemli. Karşılaştın mı yolda? Dalga geçiyorlar ya aşağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Başında filan filan bulunan kervanla karşılaştım. Revha denilen bölgedeydi. Yalnız bir deve kaybetmişler, arıyorlardı. Yüklerinde de bir su kadehi vardı. Susadım, onu alıp su içtim. Yine eskisi gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu yeniden bulmuşlar mı dedi. Bu da bir delil bize, bakalım doğru mu söylüyor. Gerçekten geri döndüklerinde aynen bu anlatılanların vaki olduğunu ve o kadehte yeniden suyu bulduklarını, Allah Allah. Daha enteresan bir şey, işlerinde filan filan önde boz renkte bir deve üzerine dikilmiş iki tane yük var. Filan gün güneşin doğmasıyla Mekke'ye ulaşırlar. Tam dediği zamanda geliyor. Hulasa yani ve netice itibariyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu İsra denilen olayın nasıl gerçekleştiğini o inkar eden müşriklere karşı da bütün ayrıntılarıyla ne yapıyor? İzah ediyor. Anlatabildik mi bunu? Geliyoruz şimdi bir başka ayete, bir başka yere. Nereye geldik? Miraç'a. Yani ıstılah, terim olarak Miraç'a. Yoksa hepsine Miraç diyoruz. Üstad Hazretleri onu da zikretmiş. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Değil mi? وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Nedir bu? Çok önemli bir hadise. Başlı başına bir sure. Yaklaşık 10 küsur ayet Miraç'ı anlatıyor. Üstad Hazretleri bazı alimler farklı düşünmüşler ama aksine
bu surenin ilk 10 küsur ayetinin doğrudan Miraç'la alakalı olduğunu izah, kabul ediyor. Ve öyle mana veriyor. Bunu bir defa baştan ifade edelim. Anlatabildim mi? Allemehu in huve yani ve necmi de heva ma dalle sahibuke ve ma gava ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyin yuha. Allah nasip ederse biz bunu biraz sonra mana vereceğiz. Çünkü bunu mana vermeden üstadın izahlarına geçmeyeceğiz. Yoruluyor musunuz? Evet. Çok önemli bu. Evet, bir şey içelim. Efendim Miraç hadisesi nedir? Bir defa Üstad Hazretleri bu risalede eski İslam alimlerinden farklı olarak şunu yapmış. Sure-i Necm'in ilk 10 küsur ayetinin doğrudan Kubbetüs Sahra'dan başlayarak kainatta mevcudatın mert dairelerini ve mahlukatın tabakalarını gezmek manasındaki olayın hem cismen hem ruhen birlikte meydana geldiğini 2 kere 2 4 eder derecede ispat etmiş. Bu diğer İslam alimlerinde yok. 2. Ayette çizilen haritalardaki şehirleri bize tarif etmiş. Ben şehirler diyorum ona. Sidretül Münteha hangi şehir? Kab-ı Kavseyn hangi şehir? Anlatabildim mi? Yani nedir bu? Bunun manası nedir? Bunu ilk defa Bediüzzaman Hazretleri'nden dinleyeceğiz. Onun için ben kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Bu konuda en meşhur hadis Bukhari'nin de Müslüm'ün de naklettiği Ebu Said el-Hudari Hazretleri'nin hadis-i şerifidir. Ayrıntılı. Ama bu ayrıntıları kabul etmeyen dinden çıkmaz. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar ayrıntıdır. Ve mütevatir olmayan bir hadisle sabittir. Ama sahih hadistir. Anlatabildim mi? Yani onun için o manada bu şeyi ve Necmi suresindeki seyahati gelin beraber özetleyeyim ben size. Müsaade ediyor musunuz? Şimdi bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çevresini mecma enbiya kılarak mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'da bütün vazifeleri tamamladıktan sonra Kubbetüs Sahra'da Hazreti Cibril aleyhisselam biliyorsunuz gelmişti beraber bizimleydi. Artık ondan sonra bana Miraç getirildi diyor. Miraç'ı tarif etmiş Resulullah. Ben onu izah edecek değilim. Ama yani çok farklı bir şeydi. Tariften acizim diyor bir ifadesi. Dolayısıyla bizim de onun manasını anlamamız gereği yok. Yani Miraç bir nevi manevi asansör diyebilirsin. Cenab-ı Hak onu kaldırmış. Yani bugün asansörler elhamdülillah bu manayı açıkladı yani. Şimdi 130 kat mı Dubai'deki bina yani? Yani 130 mu 180 mi yani? Veya 230 mu hangisi? 130'a kadar izin var. Ha izin var. 122'de lokanta yapmışlar. Evet. İzin, ha, lokanta yapmışlar yani. Onu da oraya da götür bizi yani. Bir görelim bakalım nasıl oluyor falan diye. Aslan Bey, yani bu işte. Çok enteresan bir şey. Yani dolayısıyla yani oradan varıyor yani. Miraç denilen olay bu. Yani bazıları böyle diyor. Yani çok enteresan bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarifi çok zor demiş bir yerde yani. Artık nasıl? Demek ki o günkü insanlar onu idrak etmekten de çok sıkıntı içinde düşerler diye tam tarif etmemiş yani. Diyor ki baktım ki diyor gördüğüm şeylerin en güzeli o da Miraç. Ve ben ona bindim. Cebrail aleyhisselamla beraber diyor, şu andaki dünya semasının kapısına kadar vardık. O kapı nasıl? Ben beraber değildim. O kapıdan kasıt dershanenin kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. Anlatabildim mi? Yani bu Cenab-ı Hak onu semaya gittik diyor. Cebrail aleyhisselam manen kapının açılmasını, yani oraya seyahat izni istedi. Kimdir denildi? Cibril. Bu soru tekrarlanacak. Onun için bilin, öğrenin bunu. Yanınızda misafir var mı denildi. Evet var. Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed geliyor dedim diyor. Öyle mi deyince, peygamber olarak gönderildi değil mi deyince, evet. Hemen kapı açılıyor ve beni selamlıyorlar. Görevli bir melek var. Anlatabildim mi? Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَعْلَمُ جُنُ yani çok enteresan, İsmail denilen bir melek onu koruyor. Manevi koruma görevlisi. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki melekleri görünce hemen وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ
ayet-i kerimesini okuyor. Yani senin Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Başka kimse bilemez. Tabii devam ederek böyle gidiliyor. Ve bunu takiben bir zatla karşılaşıyor. Kim bu deyince çok enteresan. Baban Adem deniliyor. Onunla konuştuğu ve ona dua ettiği, ondan dua istediği söyleniyor. Daha sonra bu hadis-i şerifin anlattıkları bir kısım melekler görüyor ki insanlardan bir kısmının dudaklarını kesiyor, ağızlarını ateşten bir taşla tıkıyorlar. Ey Cebrail bunlar kim deyince o da yetim mallarını haksızlıkla yiyen zalimler diye cevap veriyor. Hani dedik ya mahlukatın mertebelerini, dairelerini, kainatın tabakalarını gezecekler. Yani dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları görmemiz lazım. Daha sonra bir grup daha gördüm. Derileri teker teker kesilip ağızlarına tıkılıyor. Bu da cehennemdeki azap tasvirlerinden biri. Sonra da dünyada yediğiniz haramlar gibi bunları da yiyin bakalım diyorlar. Yani bu da bir azap şekli. Bunlar kim deyince onlar da fitneciler, söz taşıyanlar buyuruyor. Hani şey ya gıybet etmek, çiğ et yemek kadar çirkin ya. Böyle devam ediyor. Yani bunları arkasından tabii leş yiyenlerle karşılaşıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Cebrail bunlar kim deyince bunlar da zina edenler diyor. Allah yani helal et verken gidip de sokaktaki leşi yemek ne kadar çirkepse helal bir hanımefendiyle aile hayatı yaşamak varken gayrimeşru bir kadınla beraber olmayı leş yemeye benzetiyor. Ben bunları özellikle zikrediyorum ki yani bir kısım o hadisten parçalar edinelim. Bir gruba daha geliyor. Bu da yine cehenneme ait bir olay. Karınları ev gibi şişmiş. Enteresan. Yani ve çok ilginçtir. Kim bunlar deyince firavunlar ve onları takip edenler diyor. Herhalde Hüsnü Mübarek de buna dahildir. Anlatabildim mi? Yani çünkü çok enteresan. Bir de faiz yiyenlerdir diye ifade ediyor. Bazı hanımefendiler görüyor memelerinden asılmış. Azları ayaklarını asılmış. Bunlar kim deyince hem zina edip hem de çocuklarını, kız çocuklarını utançtan dolayı öldürenler cevabını veriyor. Yani ben bunları çok uzun bu hadis. Ama ben bazılarını seçtim ki ve devam edip gidiyor. Daha sonra üçüncü göğe çıkılıyor. Orada Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselamla karşılanıyor. Sonra dördüncü göğe çıkılıyor. İdris aleyhisselamla karşılaşıyor, buluşuyor, selamlaşıyor. Daha sonra beşinci göğe çıkarılıyor. Orada Harun aleyhisselamla buluştuğu ifade ediliyor. Ve uzun sakallı olduğunu söylüyor. O da çok enteresan. Sonra altıncı semaya çıktığını ifade ediyor hadis. Orada Musa aleyhisselamla karşılaştığını ifade ediyor. Daha sonra çok enteresan yedinci göğe geçtiğini ve orada Hazreti İbrahim aleyhisselam ile karşılaştığını ve selamlaştığını söylüyor. Ve bir tarafta da Salih peygamber onun yanında yer aldığını ifade ediyor. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselamla olan görüşmelerden sonra Beyt-i Ma'mur denilen mekana ulaştım diyor. Beyt-i Ma'mur dediği Arş-ı Azim yani onu konuşacağız şimdi. Nihayet daha sonra da neticede bir ağaçla karşılaşıyor. Öyle ki her yaprağı büyük bir grup insanı örtecek kadar büyük. Kökünde de bir kaynak akıyor, iki kola ayrılıyor. Cebrail aleyhisselama dedim ki nedir bu ağaç ve akan bu çeşmeler? Dedi ki Allah'ın rahmet çeşmesidir ki adına Kevser deniliyor. O şekilde ifade ediyor. Ben daha fazla meseleyi uzatmayayım. Neticede Cenab-ı Hakk ile karşı karşıya geliniyor. Ki onu okuyacağız şimdi. Biraz sonra izah edeceğiz ayetin manasını verirken. Bunu takiben Cenab-ı Hakk'a ettehiyyatü, onu da okuyacağız inşallah. Ettehiyyatü meselesi. Cenab-ı Hakk'a selamlar ve Cenab-ı Hakk'ın ona selamı.
Ve arkasından Cenab-ı Hakk'a benim ümmetim için ne emredersin ya Rabbi sözü üzerine? Beş vakit namaz ve benzeri meselelerle Cenab-ı Hakk'ın Resulü giderken kul, gelirken Allah'ın Resulü sıfatıyla, elçi sıfatıyla dönüyor. Bilmem, yani giderken halktan Hakk'a, gelirken de Hak'tan halka gelmiş oluyor. Sözün özeti bu. Bu hadis-i şerifler uzun uzun ayrıntılı olarak meseleyi izah ediyor. Biz onu şey yapmayacağız. Yani ne derler? Ayrıntısına girmeyeceğiz. Şimdi bu anlattıklarımızı ve asıl seyahati Sure-i Necm'den okuyalım. Hazır mısınız? Biraz pencereyi de açın. Ben mi terledim yoksa siz mi? Ben dedim ki şu şeyi okumayalım. Yani ne derler? Evet. Ya bu şeyler o kadar şey oluyor ki nedir? Hah. Ya işte. Bir dakika. Evet, eksik. Hızlı gittik. Evet, burası. Yani üzülerek ifade edeyim, Necm suresini üstadın Miraç tarifini okumadan mana veremeyeceğim. Dedim orayı okumayalım, sonra okuyalım ama Necm suresini okumadan oraya mana veremeyeceğim. Önce Bediüzzaman'ın Miraç tarifini okuyalım. Nedir Miraç? Tekrar sonra okuyacağız bunu. Şeyde, size de söyleyeyim yerini, ikinci esasta. Hakikat-ı Miraç nedir? Miraç nedir yani? Hakikatı nedir? Üstad diyor ki, hakimi arz ve semavat. Yerlerin ve göklerin hakimi olan Allah. Emri kün feyküne malik. Yani kafnun fabrikası. Ol diyor oluyor. Böyle bir Allah. Amiri mutlak. İnsana, suya, dağa, taşa, meleğe, her şeye. Mutlak emri geçen Allah. Yani sultanı ezeli ve ebedi. Hem ebed hem de ezel sultanı. Tabakat-ı mahlukatında. Mahlukat tabakalarında. Ne demek mahlukat tabakalarında? Biz dünya deyince 400 bin çeşit mahlukatı anlıyoruz. 300 bini bitki, 100 bini hayvanat. Öyle mi? Ama bu arada taşlar var, dağlar var, sular var vesaire vesaire var. Fakat kainat sadece bundan ibaret değil. Semavat var, melekler var, ruhaniler var, cennet var, cehennem var, 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 var. Bütün bunlarda cereyan eden, meydana gelen ve kemal-i itaat ve intizam ile intisal olunan, yani öyle insanlar dışında kainatta Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan yok. Her yerde kaideler muntazam çalışıyor. İnsanla emirlerinin ve kumandanlığının. Yani kainatı gezdiriyor ki Cenab-ı Hak kendinin nasıl bir kumandan olduğunu, emirlerinin nasıl geçerli olduğunu Resulullah'a göstersin diye. Onun bütün şuunatı, yaptığı işler derken hep ben misal veriyorum. Bir yazda bir sivrisinek 5,5 milyar yavru yapıyormuş. Allah'ın işlerinden bir tanesini öğrendiniz mi? Bak Mustafa kardeş diyor ben bir yavru ile başa çıkamıyorum. Bir tane kızı oldu, şimdi yarım hafta izin almış. Anlatabildim mi? Zor çünkü. 5,5 milyar. Gerisini düşün, Allah'ın şuunatı bunlar. Ve zerrelerden seyyarelere, gezegen yıldızlara,
sinekten bütün göklere kadar, tüm mahlukat tabakaları, ne kadar mevcudat taifeleri varsa, küçüğüyle büyüğüyle, cüz'isiyle küllisiyle, bütün tabakaları ve taifeleri ayrı ayrı, anlaşıldı değil mi? Ayrı ayrı. Fakat birbirine bakar bir tarzda bir rububiyet dairesi var. Ne demek yani? Aslanın terbiye dairesi ayrı, kaplanınki ayrı. Ama tamamen birbirine bakıyor. Hiçbir zaman insanın eli karışmadığı sürece o aradaki daire bozulmuyor. Aynı şey, ben hayret ediyorum. Köpek balığının olduğu yerde küçük balık nasıl yaşar? Hayır. Helal olan hisseleri dışında yemiyorlar. Böyle bir daire. Şimdi ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir rububiyet dairesi, bir hakimiyet tabakası görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makası dünya. Cennette, cehennemde, göklerde, semada. Anlaşıldı değil mi? Meleklerde, insanlarda, kuşlarda, köpeklerde. Allah'ın asıl maksatları. Ve büyük neticeleri anlayacak. Onun için hem görür hem işitir diye vasıflandırılıyor. Ve bütün tabakaların ayrı ayrı ubudiyet vazifelerini görecek. Zat-ı Kibriya'nın, yani Yüce Allah'ın rububiyet saltanatını ve hakimiyetinin haşmetini müşahede edecek. Ederek. O zatın marziyatı, acaba bu kainatın sahibi olan Allah neyimizden razı olur? Hani önemli bir misafir geldiğinde acaba ne yemek yer? Şimdi ben konferansa gidiyorum. Benim şeker hastası olduğumu söylemişler. Epey zulüm bu da aynı zamanda. Bazen tuzsuz yapıyorlar yemeği. İlk soruları, hocam yemek ne istersin? Bak bir konferans vereceğim ya. Anladın değil mi? Demek bir misafir geldiği zaman onu memnun edecek yemeği yapmak istiyorum misafir sahibi. Şimdi acaba insan, bu seyahati yapan Resulullah, Allah bizden ne istiyor, nasıl razı olur? Bunların ne olduğunu anlamak, onun saltanatına dellal olmak için ala külya, her halükarda o mahlukat tabakaları ve dairelere bir seyri sülük lazımdır. Bir yolculuk lazım. Gezmek lazım. Kim gezecek? Sen mi muhtemel? Değil. Ta işte burayı iyi dinleyin. Anlatabildim mi? Daire-i azamiyenin ünvanı olan arş azamına gelir. Bütün kainatın en son rububiyet dairesinin adına aşazam diyoruz. Bu tarifi, bu cümleyle olan tarifi hiçbir tefsirde bulamazsınız. Hiçbir tefsirde bulamazsınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sadece Bediüzzaman'ın Risale-i Külliyatına has bu. Demek ki rububiyet dairesinin en genişi olan aşazama gelecek. İşte arz-ı azamın, yani o arş-ı azamın gelindiği nokta, nihai nokta Sidretül Münteha. Anlatabildim mi? Zikredecek zaten şimdi. Sidretül Münteha. Yani en son sidre ağaç demek. Münteha da kainat daire-i imkanın son noktası. Bakın bir Bediüzzaman'ı burada dinleyin. Bir de bir kelime dinlemenizi istiyorum. Çok enteresan bir şey çünkü. Dinleyin. Bak, şunu ifade edeyim. Şeyi anlatacağım. Ne derler? Sidretül Münteha'yı. Burada müfessirleri zikretmiş de hakikaten insan hayret ediyor. Yani efendim, Sidre-i Münteha 7. semada bir hadise göre de 6. semada arşın sağ tarafında bulunan bir nebk ağacıdır ki, yani müttakilere vaat edilen cennetin nehirleri onun altından çıkıyor. Tarih bu kadar. Tarih bu kadar. Hayır. Burada bazıları işte öyle bir ağaç ki binici onun gölgesinde 70 sene yol alsa yine kat edemez. Bazıları böyle demişler. Bazıları sidre, yani bu bir şey manasınadır demiş. En son hayret manasınadır demiş. Bazıları farklı şekillerde izah etmiş ama Bediüzzaman Hazretleri alem-i imkan ağacının son dalı. Anlatabildim mi? Arş-ı Azam'ın son noktası. Peki Kâb-ı Kavseyn ne acaba? Burada çok enteresan. Geliyor Bediüzzaman. Oradan ta Kâb-ı Kavseyn'e. Kâb-ı Kavseyn'e.
Şimdi önce müfessirleri dinleyelim. Ebu Sudu ve arkadaşlarını dinleyelim. Sidreti Münteha'nın bir dakika uzun uzun şeyi anlatıyor. Evet. Yani sizi şey yapıyoruz ama ben arzu ediyorum ki hepsini şey yapayım. Özetle şunu anlatıyor. Demek geçtik biz sizi şeyi. Kavru Kavseyni. Kaos yay demektir. Bütün müfessirlerin izahı. Kap da yayın kabzası ile kiriş kısmı olan iki köşe arasına denilir. Bunun manası çok enteresan. Yani Cenab-ı Hakk'a daha yakın bir makama gitmiştir diyor. Yani en irengi noktası bu. Elmanlı'nda vardığı nokta bu. Anlatabildim. Yani burada mesele bitiyor. Yani en izah bu. Bunun dışında Allah alem bil gayb diyor çoğu tefsirler. Ama gelin Bediüzzaman Hazretlerini dinleyin bakalım ne diyor. Yani burası çok önemli. Ne demek Kab-ı Kavseyn? Yani imkan ve vücut ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makam. Ne demek hocam bu? Bu şu demek. İki tane alem var. Biri alemi imkan. Biz onun adına kainat diyoruz. Yani mümkünat dairesi. Bunun en geniş dairesi aşağıza. Tabir yerindeyse bir de alemi vücut var. Yani Allah'ın zatı, sıfatları ve isimlerinin dairesi. Bu iki alem iki yayın ucu. Anlatabildim? Yani Kaba Kavseyn ev etna nın manası, burası çok enteresan, yani Resulullah, alem-i imkan denilen kainat kitabının bütün sayfalarını mütalaa edip, bütün tabakaları ve daireleri gezip, alem-i imkanı bitirince, doğrudan alem-i vücuba, Cenab-ı Hakk'ın zatına muhatap oluyoruz. Ve orada, ettehiyyatü lillahın manası burada tecelli ediyor. Yani alem imkanı bitirmiş, gezmiş. Alemi vücubun yani zat-ı ilahi, sıfat-ı ilahi ve esma-ı ilahi manası, mahiyetini bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'a diyor ki, ey Rabbim, ettehiyyatü lillahinin manası bu. Molla Ali, sen de bir tefsir yaz. Çok önemli. Diyor ki, ey Rabbim, şu anda alemi imkan denilen kainat kitabının bütün sayfalarını dolaştım. Anlaşıldı değil mi? Kudret kalemiyle yazdığım bütün kemalatı ve şuunatı ve güzellikleri seyrettim. Ve manalarını verdiğin görme ve işitme kabiliyetiyle anlamaya çalıştım. Ve bütün kainat namına da bir hediye getirdim. Ettehiyyatü'nün manası hayat sahibi ve varlık sahibi olan her şeyin Allah'a hayat hediyesi olarak sunduğu bütün ibadetlerini onlar namına sana takdim ediyorum Allah'ım. İşte Kab-ı Kavseyn'de söylenen ilk kelime. Anladık mı Kab-ı Kavseyn'i? Üstad bu izah yok. İmkan ve vücut ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makama gelecek. Orada Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecek. Cemal sahibi ve celal sahibi olan Allah'la görüşecek ki işte bu seyri manevi, bu senin adı Miraç'tır. Anladık mı şimdi Miraç'ın tarifi? Uzun cümle. Ben böyle bir tarif görmedim. Anladık mı güzel kardeşlerim? Şimdi geliyoruz nereye? Devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam. Ama siyasetçiler gibi değil ya. Yanlış anlamayın. Şimdi evvela başladı. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Şimdi burası enteresan. Yani tabii burada necm değişik manaları ifade ediyor. Yıldız ağırlıklı. Bazıları nedir böyle gövdesiz otlara da necm deniliyor. وَالنَّجْمُ وَالشِّجَرُ يَسْجُدَانَ. Şecer gövdeli ağaçlara deniliyor. Gövdesiz otlara da necm tabir ediliyor. Yani mana olarak bunu
ifade ediyoruz. Burada farklı manalar demişler. Biz onun ayrı şeyine şey yapmıyoruz. Yani ayrıntısına girmiyoruz. Yani indiği zamana. Anlatabildim mi? Yani bu enteresan. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Şimdi مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. Sizin arkadaşınız bunu kime söylüyor? Mekkelilere söylüyor. Yıllardır tanıdığınız Emin, Muhammedül Emin dediğiniz, güvendiğiniz o arkadaşınız var ya, asla sapıtmadı, asla azıtmadı. Yani o söyledikleri %100 haktır. Niye? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Asla kendi heva ve arzusuyla konuşmaz oldu. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى. Zira o kendisine vahyedilen vahyi konuşur. Anlatabilir miyim? Vahyi konuşur. Gayet açık. Zira gayet açık bu. Şimdi buradan sonra devam ediyoruz. Bura önemli. Allemehu şedidül kuvva. Allemehu şedidül kuvva. Yani kuvvet sahibi olan Allah ona onu öğretti. Bir mana bu. Allemehu, peygambere öğretti. Şedidül kuvva. Yani çok kuvvet sahibi olan Allah onu ona öğretti. Veya bazıları şedidül kuvvadan kasıt, kuvvet sahibi güçlü olan Hazreti Cebrail aleyhisselam onu öğretti ona. O şekilde de ifade var. Arkasından zûmirratin festeva. Bu da çok enteresan. Şimdi zûmirreden kasıt kuvvetli, yapılı, güzel şeyli, yani akıllı ve görüşlü o manasında. Yani bu mana, bu vasıflara sahip Cebrail aleyhisselam vahyi onu öğretti, eğer öyle dersek. Veyahut da kuvvet sahibi olan Allah onu o vahyi öğretti. Kime? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Festeva. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tam istiva ediverdi. Ne demek yani? Fevkalade başarılı oldu. Kendisine öğretilen vahyi öğrendi. Bu mana mümkün. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى. Şimdi bu da önemli bir konu. Ne demek? Birkaç mana üzerinde duruyorlar. Yani şöyle diyorlar. Cebrail aleyhisselama gönderilirse, yani burada وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى. Ya Cebrail aleyhisselama aittir bu hüve zamiri. O zaman Cebrail aleyhisselam o yüksek ufukta göründü. Sümme dena fetedella. Sonra da yaklaştı ve sarkı verdi manasında bir mana ifade ediyor. Fakat İslam alimlerinin, müfessirlerin çoğu bunu şöyle değerlendiriyorlar. Hayır, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir. Yani ufku ala Hazreti Cebrail aleyhisselamın gidemeyeceği bir makamdır. Sümme dena fetedella. Yani o Rabbisine çok yaklaştı veya Rabbisi ona çok yaklaştı manasındadır. Hani tedella sarkmak manasına ya bazıları bu sarkmak kelimesinden dolayı Cenab-ı Hakk'a layık görmemişler bunu. Ama Cenab-ı Hak ona yaklaştı. Fekâne kâbe kavseyni ev etna. Peygamberimize giderse o kadar Allah'a yaklaştı ki tabir yerindeyse kâbe kavseyn denilen makama kadar geldi. Yani iki yay arasındaki mesafe kadar yaklaştı. Ve orada Cenab-ı Hak فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا. Kulu Muhammed'e vahyedeceği vahiyleri vahyetti. Ki beş vakit namaz bunların başında geliyor. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَى. Peygamberin kalbi ve gönlü o gördüğü hadiselerde asla yalan söylemedi. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Siz onu gördüğü hadiseleri, anlattığı hadiseleri anlattığından ve gördüğünden dolayı şüphe mi ediyorsunuz? Şüpheleniyor musunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Bu da çok enteresan. Burada bazıları Hazreti Cibril aleyhisselam için söylüyor. Bir diğer menzilde de yeniden Hazreti Cibril'i gördü. اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Sidret-i Münteha'nın yanında. Sidretil Münteha, alem-i imkan denilen kainat ağacının son kökü. Böyle diyebilirsiniz. Son kökü.
indeha cennetül me'va, ki cennet de onun yanındadır. Me'va cenneti onun yanındadır. Ve devam edip gidiyor. Neticede son ayet-i kerime, lekad ra'a min ayati rabbihil kubra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu miraç denilen manevi seyahat ve seyri sülük neticesinde Rabbisinin çok büyük ayetlerini müşahede etti ve gördü. Ve bize de getirdi, ders verdi. Bilmem anlatabildim. İşte miracın Necm suresindeki ikinci kısmı özetle bu. Özetle bu. Evet, burada bir kelime var. Onu da söyleyeyim size. Bu Kâb-ı Kavseyn meselesi. Peygamberin vahyi işitmesini gerçekleştiriyor. Bu şekilde Allah-u Teala kuluna verdiği vahyi verdi. O evha, Allah'tan kasıt o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünü gönlü ve kalbi asla yalanlamadı. Daha sonra da izah ediliyor. Evet, bazıları Resulullah Cebrail'e doğru yaklaşmış. Cebrail onun Sidre-i Müntaha'nın yanında karşılamış diye ifade etmişler. Onu da ifade edelim yani. Ve lekad ra'ahu nezleten uhra. Hazreti Cibril'i bir defa daha başka bir yerde gördü diyor ayet. Orada kasıt Hazreti Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamı gördü. O da onu Sidretül Münteha denilen makamda karşıladı. Ben burada bir hadis-i şerifi daha söyleyeceğim. Uzattığımın farkındayım ama önemli bir konu. Mesela Keşşaf diyor ki Sidretül Münteha cennetin bitiş noktasıdır diyor o da. Ama doğru olan kainat ağacının son kökü, alem-i imkanın son sınırı. Ki Cennetül Meva da onun bitişiğinde. Neresinde gidince görürsün. Anlatabildim mi? Onun mahiyetini Allah'tan başka kimse bilemez. Yani bura önemli. Şimdi bir nokta daha var. Bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Sidreyi kaplayan kaplıyordu. Sidreden kasıt evet. Evet. Peygamberimizin gözü tabii. Daha da başka bir size arz edeceğim. Tefsircilerin zikrettiği meseleler yok. Ama tefsirciler bu tabir ve ıstılahları izahta çok zorlanmışlar. Kâb-ı Kavseyn bunun başında geliyor. Sidretül Münteha bunun başında geliyor. Ve hep birlikte ak gündüz olarak şimdi özetliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ismi Kadir olan Allah'ın lütfuyla. Ümmü Hani'nin elinde. Yatağından kaldırılarak. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Burak'a bindirilerek. Mecmua enbiya olan. Mescid-i Aksa'ya getiriliyor. Oradaki manevi görüşmeler yapılıyor ve tamamlanıyor. Buraya kadar biz İsra diyoruz. Ve bunu inkar eden Allah korusun küfre gider. Miracın birinci parçası bu. Ve buradan yine hadislerden öğrendiğimiz ve Sure-i Necm'den anladığımıza göre Kubbetüs Sahra denilen o sert taşın üzerinden Miraç denilen bir asansörle yine Cebrail aleyhisselamın kendisine eşliğiyle başta semavat, cennet, cehennem, kainatın bütün daireleri ve tabakaları gezdiriliyor. Peygamberlerle buluşuyor ve kainatın ağacının son kökü olan Sidretül Münteha'ya kadar geliyor. Orada tabii ya Hazreti Cebrail aleyhisselam için veya Cenab-ı Hak için veya Resulullah için. Cenab-ı Hak tabir yerindeyse Resulullah'a yaklaşıyor. Veya Resulullah Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyor. Kâb-ı Kavseyn denilen makama kadar geliyor. Hazreti Cibril'i Sidretül Münteha'da gördü dediği bir hadis-i şerifte aynen şöyle buyuruyor. Bir yer geldi ki diyor Süleyman Efendi bunu geldi refref. Verdi selam. Cebrail aleyhisselam kaldı kelam diyor. Hatırlıyor musunuz orayı? Ha. Diyor ki Cebrail aleyhisselam belli bir makamdan sonra dedi ki diyor ya Resulallah bundan sonra bana izin yok. İşte o makam alem-i imkanın son kökü olan Sidretül Münteha. Anlatabildim. Son gördüğü nokta o. Ben diyor Cenab-ı Hak alem-i vücuba giriyor ya artık Allah'a muhatap olacak.
öyle manevi makamları kat ettim ki diyor, bir baktım ki diyor Hazreti Cibril kel hisil bali min haşyetillah. Allah korkusundan dolayı çürümüş çaput gibi olmuş diyor. Yani Resulullah'ın makamına çıkamıyoruz. İşte o noktada alemi imkan bitiyor. Resulullah kainattaki bütün Cenab-ı Hakk'ın eserlerini seyrediyor. Alem imkan bitince Cenab-ı Hakk ile muhatap oluyor. Alemi vücut. Orada ilk söylediği kainatı gezdi ya. Sübhaneke ma arafneke hakka marifetke ya Mahmur. Ey varlığı bilinen ama mahiyeti idrak edilemeyen, maruf olan Allah'ım, mahiyeti meçhul, kendisi maruf olan Allah'ım, seni diyor hakkıyla tanıyamadık. Nasıl tanıyacaksın? Kısa bir dönemde kainatı yeni gezmişsin, o büyük eserleri görmüşsün, onun sahibini nasıl idrak edeceksin? Ve o sözden sonra, ettehiyyatü lillah, bütün kainattaki varlıklar namına, onların hayat hediyeleri demek olan tahiyyelerini, yani ibadetlerini ya Rabbi onlar namına sana takdim ediyorum. Ondan sonra nasıl devam ediyor? Okuyun ettehiyyatü. Ve salavatü ve tayyibatü değil mi? Ve salavatü var mı? Var değil mi? Ve tayyibatü o da güzellikler vesaireler. Ondan sonra onlar bitti. Ondan sonra çok enteresan Cenab-ı Hak cevap. İşte manevi mükaleme bu, konuşma. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve barakatuhu. Eyyühen nebiyyü ve rahmetullah. Değil mi? Bak her gün okuduğumuz şeyi mana verirken karıştırıyoruz. Yani benim Allah olarak rahmetim, bereketim ey şanlı peygamber senin üzerine olsun diyor. Tabi üstad bunun 24. sözde miydi bu? Ettehiyyatının manasını açıklıyor. Okuyalım mı bir iki cümle? Bence bir zararı yok. Öyle değil mi? Bugün böyle başladık çünkü. Yavaş gidecek. Ben başlangıcın yavaş gideceğini biliyorum. Ha, bak. Şurada yani. Subhanallah. Ha, şurası. Diyor ki, bura çok enteresan. Aciz bir abd, namazında ettehiyyatü lillah der. Yani, bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri ubudiyet hediyelerini. Ben kendi hesabıma hepsini, umumunu sana takdim ediyorum Allah'ım. Resulullah orada Cenab-ı Hakk'ı doğrudan takdim ediyor. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler, ibadetler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. Ettehiyyatının manası bu. Üstad başka yerlerde de açıklıyor. Tabi Cenab-ı Hakk'ın bu selamından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selam ve rahmetini kendine has kabul etmiyor. Hemen cevap veriyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Ey Allah'ım, senin selam ve rahmetin hem bizim üzerimize hem de senin salih kulların üzerinde olsun. Manevi makama yükselemediği için ancak çürümüş çaput gibi kalan ve uzaktan bu manayı seyreden Hazreti Cibril de bunları tasdik eder desene eşhedü en la ilahe illallah. Değil mi? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Ben de şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şahitlik ediyorum ki Hazreti Peygamber onun kulu giderken kuldu. Ve Resulü çünkü Allah'ın elçisi olarak kainata gidiyor. İşte Miraç denilen hadisenin özetinin özeti bu son cümlelerdir. İfade edebildik mi? Maalesef asıl derse gelecek derste başlayacağız. Ama bu zaruriydi. Biliyorum bunu dinlemeyenler zorluk çekecekler.
Ama bunu bilmezsek de bazı şeyleri anlamamız zorlanırdı. Bir hocam bir şey sorabilir. Sor. Mesela bazen mesela Cenab-ı Allah'la Peygamberimizin mülaki olma olayı sanki hani maddi bir varlık gibi. İşte bu onun için Kab-ı Kavseyn'i açıklıyor. Yani bunu, bu çok önemli bir sual bu. Yani demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa Cenab-ı Hak ile maddi bir özel odada aslında görüşmüş falan değil. Burası çok önemli. Bunun manası şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşıldı değil mi? Allah'ın ona verdiği o fevkalade görme ve işitme kabiliyetleriyle alem-i imkan denilen kainat kitabını Allah'ın kudretiyle gezmiş, bizim namımıza seyretmiş, marifetullah deryasında yüzmüş, kainattaki marifetullahla ilgili her şeyi bitirince, işte o zaman asıl Allah'la muhatap olmak o mana o. Anlatabildim mi? Yani o çok önemli bir nokta yani. Yani şimdi bir insan bir kitabın 30 cildini bitirdikten sonra der ki ben Fahrettin Razi'yi şimdi tanıdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kainatın bütün ciltlerini mütalaa etmiş, gezmiş, seyahat etmiş, o zaman marifetullahın zirvesine yükselmiş ve Allah'a muhatap olmuş. Yoksa maddi bir mülakat ve birleşme şeklinde değil bu yani. Çünkü Allah mekandan ve zamandan tamamen münezzeh. Üstad onu açıklıyor. Sözün özü Kab-ı Kavseyn. Yani alemi imkan ile alemi vücub ortasında bir makam. Hadise. El-Fatiha. İyi oldu bu soruyu sormak.